Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhaba, Aycan Gül ben. EkoTürk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün ekonominin nabzını tutacağımız, güncel gelişmeleri ve analizleri sizlerle paylaşacağımız özel bir programla karşınızdayız. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım fırsatları ve önemli trendler hakkında derinlemesine bilgiler alacağınız bu programda uzman konuklarımızla beraber önemli konuları ele alacağız. Ekonomi dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için hazır olun. Lifestyle başlıyor. İlk olarak şirketlerin dijital ve yazılım geliştirme ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle önemli çalışmalarda bulunan Spars teknolojiyi gelin beraber tanıyalım. Lifestyle'ın sevgili izleyicileri, Ankara'daki röportajlarımıza sizler için devam ediyoruz efendim. Bugün bu röportajımızda yazılım sektöründeki önemli çalışmalarıyla ürün ve iş geliştirme müdürü Hilal Ergün'le buluştuk. Açıkçası yazılım dediğimiz zaman aklımıza tabii ki hem dijital dünya geliyor hem de teknolojik çalışmalar geliyor. Bu minvaldeki çalışmalar da çok kıymetli, sizler de biliyorsunuz. Bugün bunların detayına ineceğiz. Önemli projelerden bahsediyor olacağız. Hemen Hilal Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hilal Hanım, sizleri tanıyalım. İsmim Hilal. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi bilgisayar mühendisliğinde tamamladım. Mezuniyetimin ardından teknoloji sektöründe kariyerime başladım. 14 yılı aşkın süredir bu sektörde çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak gömülü sistemler, yapay zeka ve iş analitiği, veri analitiği üzerine çalışmaktayım. 14 yılı aşkın süredir birçok farklı projede yer aldım. Şimdi de Spars Teknoloji çatısı altındayım. Ürün ve iş geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Müşterilerimize gömülü sistemler, yapay zeka ve iş analitiği alanında destekler sunmaktayız. Harikasınız. Hepsinin detayına bugün ineceğiz sizinle birlikte ama şöyle bir kuruluş hikayesine gidecek olursak, şirketin kuruluş hikayesi nasıl oldu, bu yolculuk nasıl başladı? Kuruluşumuz aslında çok eskilere dayanmakta. Teknolojiye olan tutkumuz ve sektördeki ihtiyaçları görmemize başladı. Kurucumuz kendi öz sermayesiyle gelerek yenilikli çözümler üretmek için yola çıktı. Başlangıçta küçük bir ekip olarak başladık. Zamanla büyüdük. Buna bağlı olarak da projelerimiz büyüdü. İlk projelerimizden elde ettiğimiz başarılar bize daha büyük adımlar atma cesareti verdi. Müşteri memnuniyeti ve özellikle kaliteli hizmet anlayışı bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Bu yolculukta sürekli olarak kendimizi geliştirmeye adadık. En son teknolojileri yakından takip ediyoruz. Misyonumuzu bu şekilde adadık. Şu anda geniş bir müşteri kitlesine sahip, uluslararası alanda da adımızı duyurmaya başladığımız ürünlerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Zaten ürünleri de bugün tanımış olacağız. Şimdi yazılım sektörü dedik ama yazılım sektöründeki çalışmalar tabii ki birçok kolu var, birçok aşaması var. Sizin şirketinizde hangi hizmetleri görebiliriz? Aslında bizim uzmanlık alanımız yazılım teknolojileri ve bu alanda savunma sanayi ağırlıklı olmak üzere pek çok firmaya destek sunmaktayız. Yazılım yaşam döngüsünün tüm alanlarında faaliyet gösteriyoruz diyebilirim. Sistem analizi, ihtiyaçların giderilmesi, gerekli teknolojilerin seçilmesi, yazılım geliştirme faaliyetleri, sistem ve bakım altyapısının kurulması ve aynı zamanda bunun devam ettirilmesi
desteklediğimiz servisler arasında. Şimdi şirketlerle entegreli bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz ve bakıldığı zaman birçok sektörün, birçok şirketin dijital ve yazılım geliştirme noktasında tabii ki desteği var. Sizin burada tabii ki vermiş olduğunuz hizmete danışmanlık olarak da karşımıza çıkıyor. Ben adım adım bu sürecin nasıl gerçekleştiğini sormak istiyorum. Özellikle bunu uygun maliyetlere yaptığınızın da altını çizelim. Özellikle yaşamış olduğumuz bu dar zamanlarımızda açıkçası şirketin geliştirilmesinde, işlerin işleyişinde bu da çok önemli bir payda. İsterseniz bu konu başlıklarına değinelim. Şirketlerle bu anlamda nasıl bir çalışmanız var? Bütün dünya genelinde dijital hizmetler o kadar hızlı gelişmekte ki sektördeki iş gücü talebi karşılayamamaktadır. Bu nedenle her firma ihtiyaçları doğrultusunda destek aramakta. Esas soru bunu kendi sistemlerine uygun bir şekilde ve makul bir maliyetle karşılayabiliyorlar mı? Bunu öğrenmemiz. İşte burada biz devreye giriyoruz. Şirketlerin kendi çalışma sistemlerine entegre oluyoruz ve bunu optimize bir maliyetle kendilerine sunuyoruz. Harikasınız. Şimdi çok önemli kavramlar da var tabii ki. Özellikle yazılım noktasında ve şirketlerin entegrasyonunda veri analitiğini ve iş zekasının aslında bir şirketin dinamiğindeki etkenini de büyük oranda görebiliyoruz. Çünkü bu şekilde sürdürülebilir bir çalışma sergileyebilirler aslında. Bu noktada sizi görebileceğimiz sistem nedir? Ne yazık ki hiçbir yol başlangıçta aydınlık değil. Karanlıklarla ve engellerle dolu. Veri analitiği bu yoldaki fenerimiz, meşalimiz, ışık kaynağımız. İş zekası da bu ışık kaynağını doğru yönde kullanma alanındaki asistanımız diyebilirim. Veri analitiğini rakip analizi, müşteri analizi, müşteri gereksinimlerinin karşılanması alanlarında kullanmamız mümkün. Nitekim bunların dünya genelinde servisleri mevcut görmekteyiz. Ama unutulmaması gereken bir diğer konu da İlim kendin bilmektir. Yani şirketlerin kendi sistemlerinde de bu süreçleri uygulayabilmeleri. Ne yazık ki bu alanda çok büyük eksiklerimiz var. İşte bu noktada da biz devreye giriyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 adaptasyonu ve firma içi dijital süreçlerin analizi konularında firmalara destek sunuyoruz. Bu alandaki ürünlerimiz çok fazla talep görmeye başladı. Şirketlere bu dönüşümler hakkında imkan sağlıyoruz. Evet, Endüstri 4.0 son zamanlarda herhalde en çok konuştuğumuz alanlardan bir tanesi ve çok da kıymetli, çok da önemli. Şimdi Endüstri 4.0 ile alakalı çalışmalar çok fazla. Ben biraz daha sizin tabii ki şirketinizde yapılan değerlendirmelerle birlikte yorumunuzu almak istiyorum. Endüstri 4.0 nereye gidiyor? Özellikle dijitalleşme ile birlikte. Çünkü o da gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Önce bunun yorumunu alalım, ardından sizin şirketinizdeki ilerlemeler nasıl diyelim. Endüstri 4.0 gelişmekte olan bir market diyebilirim. Ancak hala firmaların kendi süreçlerini dijitalleştirmeleri alanında çok büyük desteklere ihtiyaçlar olduğuna inanıyorum. Biz de aslında kendi ürünlerimizde bu geçişlerini destekliyoruz diyebilirim. Harikasınız. Şimdi dijitalleşmenin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte siber saldırılar ve veri güvenliği konu başlıklarına da çok fazla şahitlik ediyoruz ki siber saldırı ülkesi haline bile geldik diyebilirim ben. Çok fazla arttı. Hem şirketlerin bu anlamda kendini nasıl koruyacağına değinelim isterseniz hem de güvenlik verimliliği adına neler yapılabilir? Doğru bildiğimiz yanlışlardan arınmamız gerekiyor. Ne yazık ki siber saldırıların bu kadar gündeme gelmesinin nedeni sorduğunuz sorunun aksine dijitalleşmenin bu kadar yaygınlaşamıyor olması. Belki de doğru yaygınlaşmıyor olması da diyebiliriz buna. Örneğin genel kanının aksine bulut tabanlı sistemler, on-premise dediğimiz firmaların kendi içerisinde satın alıp kurdukları ve bakımını üstlendiği sistemlerden çok daha güvenlidir. Şirketlerin ve hükümetlerin esas endişe etmesi gereken konu veri güvenliği değil, veri egemenliğini nasıl sağlayabileceklerine odaklanmaları gerekiyor. Bunu bulut üzerinden sağlamak, kendi sistemleri üzerinden sağlamaktan çok daha güvenlidir. Buna biraz kafa yormamız gerekiyor. Şirketlerin bu anlamda biraz daha sanki araştırmacı olması ve ellerini taşın altına koyması da gerekiyor gibi bir yorum yapabiliriz galiba, değil mi?
Şimdi gelelim gelecek hedeflerimize. Dijitalleşme yaygınlaşıyor mu dedik. Yeni bir soru işareti oluştu kafamızda. Doğru bilinen yanlışlara da bugün değinmemiz çok çok iyi oldu. Bu anlamda siz neler yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle bu konuyla ilgili çalışmalar ne yönde ilerleyecek ve yakın zamandaki projeleriniz nelerdir? Sürekli kendini geliştirme hedefi olan bir firma olarak yola çıktığımızdan dolayı kendimizi ve ürünlerimizi her zaman daha iyi ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'deki yerli ve milli ürünlerimizle Türkiye'yi temsil eden sayılı firmalardan biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında Avrupa pazarına açılma hedefimiz var. Bu doğrultuda ilk adımlarımızı attık. Stratejik iş görüşmelerine başladık. Yakın zamanda Avrupa'daki müşterilerimize yönelik ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak için stratejik işbirlikleri kuruyoruz. Ayrıca inovasyon ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek global çapta daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte kullanıcı deneyimini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak bizi izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Teknoloji ve inovasyonun hızla ilerlediği bu dünyada biz de kendimizi geliştiriyor ve müşterilerimize en iyi çözümler sunmak için çabalıyoruz. Avrupa pazarına açılma hedefimiz ve yeni projelerimizle ilgili heyecanlıyız. Bizleri takip etmeye devam edin ve bu yolculukta bizimle olan herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Dijitalleşme, inovasyon ve teknolojiye dair sohbetimizin sonuna geldik. Şimdi sözü yeniden Aycan Bey'e bırakıyoruz. Değerli seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bugün ekonomiye dair güncel gelişmeleri uzman konuklarımızla beraber ele aldık. Piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırım fırsatları hakkında edindiğimiz bilgiler umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Unutmayalım, ekonomi sürekli değişen bir alan ve bu değişimleri takip etmek, doğru adımlar atmak için büyük bir önem taşıyor. Ben Aycan Gül, bir sonraki yayınımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın ve ekonomiye dair kararlarınızda dikkatli olun. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.